Ya beni rahatsız eden ne biliyor musun? Mustafa Kemal Bey'e söz vereceğim. Tamam, bir cümle. Olsun. Atatürk bunların malı ya. Bütün temel hükü hakkı onların. Şimdi bak, geçen bir televizyon kanalında bizim selametlik Sinan Burhan dedi ki rahmetli Atatürk. Çok iyi oldu ama. Seninki dedi ki rahmetli seni deme. İyi, ila cehenneme zümer Atatürk. Kardeşim, bir adam öldü mü? Ya rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ya ila cehenneme zümera. Rahmetli diyebiliyor mu? Diyemezsin. İla cehenneme zümera. Ne diyeceksin kardeşim? Manyak mısın sen? Ne diyeceksin yani? Şaban abi, özür dilerim yani de. Ne diyeceksin kardeşim? Rahmetli demene müsaade etmiyor. Toprağı bol olsun. Gavur muydu, Müslüman mı? Müslümandı. Çünkü toprağı bol olsun gavura denir. Ya gavur derken gayrimüslim. Gayrimüslim denir. Özür dilerim, geri aldım. Özür dilerim. Yoksa bağışlayayım. Modadaki dostlarım kızar sana. Sevgili gayrimüslim dostlarım, beni affedin. Evet, pot kırdığım için. Toprağı bol olsun gayrimüslime denir. Kötü bir adamsa ila cehenneme zümera denir. Üçüncü bir alternatif bilmiyorum. Dinince dinlensin denir. Dördünü de söylesen olay var. Kardeşim, öyle bir temellük ki bu. Atatürk'e ne diyeceğimize o karar verecek. Tabii. En iyisini seçiyor Sinan Burhan. Rahmetli diyor. Rahmetli deme. Deli misin kardeşim? İla cehenneme zümera. Yok. Tövbe estağfurullah. Toprağı bol olsun. Yok ya vurma o. Dinince dinlensin. Adam Müslümandı. Rahmetli, rahmetli değil. Ya şimdi bak, kafayı yersin ya. Ben onu Sinan Burhan'a sordum bu arada. Öyle ne, meseleyi. Ya dedim ki, Sinan abi dedim, sen bilerek mi yani böyle bir planla mı yaptın bunu? Ya yok dedi ya. Ben dedi hani bizim geleneğimizde, göreneğimizde, inancımızda ölmüşse rahmetli denir yani. Dedi. Ben dedi, nereden dedi, o anda aklıma geldi. Rahmetli ölmüş olan dedim, kişiye dedi. Merhum dediniz, rahmetli deriz yani. Allah abi rahmet eylesin. Öyle bir Şaban Sevinç kafası, öyle bir şey ki, öyle bir savunma kalkanları açık duruyor ki, rahmet onu dedi demek ki buradan. Ha, İslami bir şey dedi, güzel bir şey dedi galiba bu. Yani. Bu neyle ilgili bir şey dedi acaba? Döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Söz verdim. Hayır, oradaki mesele Atatürk'e ne söyleneceğin raconunu hocam, biz keseriz. Siz karışmayın oraya mevzuya. Ankara'ya Gelikan tamamen vaktini ver de bari bu kadar uzak. Ben de birkaç cümle kurayım. Tiratlar devam edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İki cümle ettim mi? Hadi be, 5 dakikadır konuşuyoruz tamam, programda. Ne 5 dakika? Bugün en çok Hikmet Genç konuştu. Hakkımı da yiyin. Ha, ben de girizgahda çok konuştum da. Hakkısından. Hani ben anlamam diyordunuz baştan. Ulan biz bunu konuşacağımızı ben bitirmiştim şimdi. Kameranın kadrajından şu Mustafa Bey. Reji, Allah aşkına Murat Özer'i değil Mustafa Yıldız'ı ortaya al. Mustafa Bey. Buyurun. Mustafa Bey şöyle söyleyeyim. Şöyle öyle hepsi arka arkaya bindi ki şunu da çok da güzel ifade etti. Bak, hem Murat'a teşekkür ediyorum. Şimdi burada o şey var ya, bakladavesinde sen de süveteri giyiyorsun hocam. Her altı giyebiliyorsun. Tecavüz, rüşvet, her şey olabiliyor. Kalkan var çünkü, değil mi? Atatürk kalkanı, bir kalkan var. Bu Sinan Burhan'ın o muhabbetinde de en çok güldüğüm aslında benim Şaban Sevinci'nin itiraz değil. Burada da Taceddin Hoca hop 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 kalktı ya. Sen nasıl dersin diye falan filan diye. Ben Sinan Burhan'ın karşı cevabına çok güldüm. Hatta kendime mesaj da attım. O da şu. Ya nasıl ölmedi bak. Ya canım, Allah rahmet eylesin, yine de ölsün ama. Yine de ölmesin ama. Allah rahmet eylesin. Lafına güldüm. Yani yine de ölmesin ama. Yine de ölmesin ama. Hatta ya bu, yani ya böyle bir şey olabilir. Bak, hayır, şimdi bak. Hayır. Sen buna öyle bir genel batıyor ki. Vay, sen Atatürk öldü mü diyorsun? Ölmedi mi lan? Yok lan şimdi. Tamam, o zaman ölmesin. Ama ölmesin rahmet ama, Allah rahmet eylesin. Deyip, problem yoktu yani. Ya madem ölmedi, 10 Kasım'da niye dikiyorsun milleti ya? Şimdi şu. Ha, bu yeni bir şey değil. Bu son deli midir? Gülriz Sururi miydi? He, Gülriz Sururi. İmamoğlu galiba bir tweet atmıştı. Bu da Oda TV'ye buradan selam olsun. Bir sürü çalaktan bahsediyoruz. Oda TV'yi atlamayalım. Karanlık TV yani. Oda, karanlık oda. Dedim ki Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Hak falan filan diye bir ifadeyi görünce İmamoğlu'nda, Gülriz Sururi. Dedim, rahmet mi? Soru işareti. Tabii bu rahmet mi? Soru işareti. Sosyal medya. Bazen böyle linçleniyoruz ya, linçlendik. O da şu, artık ölünce de yandaşa soracaksın, rahmet mi okunur okunmaz mı diye. Bir yazı yazdım sonra arkasından. Arkadaş, rahmet birden kastım şu. Ha, o kadar en azından bir hoca efendi gibi değil olmayayım ama o kadar İslam'ı biliyoruz. Müslümana rahmet okunur. Gülüş Sururi hayatı boyunca anlatmış kendini. Nasıl bir ateist olduğunu. Hatta gömülmesi gerektiğini. Tabii gömmeyin beni dedi. Cenazeni yani, kaldırmayın. İmam kaldırmayın, gelmesin ya, dedi. Kadıncağız yalvarmış yani. Demiş bana öyle ayet, gelmeyin. Yani sen şimdi niye böyle ona istemedi, da zulüm yani. Zulüm. Şimdi, yani gavursa gavur gibi defnedilsin. Abi, ne yapacaksın? Ne yaparsın? Senin? Yapacağın en güzel saygı bir ölüye vasiyetini yere getirirsin. Neyse, meseleyi anlaşılmış. Sana ne oluyor vasiyetine? Ankara'ya bir dönelim artık.
Evet abi çok üzüldüm evet, ya. Mustafa Kemal Bey buyurun. Şu anda kitap yazıyor zaten gördüğüm kadarıyla. Kitaba başlamış. Şimdi şu anda girizgah yaptı. Burada işte ismi zikredilen gazetecinin o açıklaması kabul edilebilir değildir. Yani Atatürk'ü biraz tanımış olsaydı, okumuş olsaydı anıları, yaşamını, ömrünün son kısmını... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatından önce ağzından çıkan son kelime aleykümselamdır. Yani şimdi böyle değerlendirmeler yapıp toplumun işte bu kadar bir arada tutan unsurlardan olan Atatürk'ü bu şekilde kendi şahsi emellerine alet etmelerini kabul etmek mümkün değil. Ben Sözcü Gazetesi'nin dünkü başlığını ağır bir şekilde eleştirdim. Neden? Çünkü bakın Atatürkçülük kuramını Türkiye'de ön planda tutan isimlerden birisidir rahmetli Ahmet Taner Kıştalı, biliyorsunuz o da bir suikast neticesinde hayatını kaybetti. Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği diye bir eseri vardır. Orada şunu der: Atatürk'ü sevmeyebilirsiniz ama saygı duymanız gerekir der. Esas budur. Yani herkes Atatürk'ü sevmek zorunda değildir. Ben Mustafa Kemal olarak çok seviyorum. Başkası sevmeyebilir ama Türk toplumda seven ama sevmediği durumda da saygı duyan önemli bir kitle vardır. Yani kendi menfaatleri için, kendi sömürüleri için Atatürk'ü istismar etmeleri kabul edilebilir değildir. Herhalde kamuoyu vicdanında da o manşet mahkum olmuştur. Kabul edilebilir değildir bu anlamda. Onun için sadece Atatürkçülüğü bilseler, Atatürkçü İsmet Giritli'yi okusalar, ben mesela İsmet Giritli önemli bir tarihçidir, hukukçudur aynı zamanda. Rahmetli İsmet Giritli'nin Atatürk'ün bakış açısının ne olduğunu çok iyi öğrendiler ama bunlar Atatürkçülüğün esasını da bilmiyor. Ya Mustafa maalesef Kemal ondan Bey, dolayı da vallahi istedikleri gibi kutuplaştırıyorlar toplumu. İstedikleri gibi bir rant kesimi yaratıyorlar. Bu sömürüden de menfaatlerini en üst düzeyde de elde ediyorlar. Maalesef böyle bir tablo var. Onlar Mustafa Kemal Bey, onlar Atatürk'ü çok iyi tanıyorlar, biliyorlar. Tanıdıkları ve bildikleri için bu şekilde istismar ediyorlar zaten. Yani aslında gerçekte onun düşüncelerine, inançlarına ve onun yapmak istediği hedeflerine karşı bir düşmanlık göstermeseler bu bulundukları yerde olurlar mı? Ya onlarla hiçbir alakaları yok gerçekten. Onunla ya, hiçbir alakası yok. Birine piyasada edebileceğin en ağır küfür, Rün Kürtçesini etti adam Diyarbakır'da. Tabii. Kabral dedi ya. Türkçe değil, Türkiye takılmıyor. TRT Kürdi de değiliz. Bundan daha ağır bir laf Kürtçe'de zor yani. Evet. Lan, ama siz onlarla kent uzlaşısıyla birlikte ittifak yaptınız. Hayır, o söyleyince yani görmüyor. Yani öyle bir şey olur mu? Ona mübah. Yani peki, bir ara vereceğim ama Atatürk'lere, Cumhuriyetlere, Kuvayi Milliye'lere, bunlar bak ne Kuvayi Milliye'yle, ne Atatürk'le, ne İstiklal Harbi'yle, ne Büyük Millet Meclisi'yle, hiçbirisiyle ilişkisi yok. Yani hiçbirisiyle bak şu kadarcık bir ilişki var. Malzeme, güzel şu malzeme ama değil mi? Ama tabii. Ne güzel zırh değil mi? 100 yıldır bir kullanıyor. 100 yıldır kullanıyor. Kaosu diyorsun. PKK ile yapılan işbirliğine destek veren siyasi partiye bilmem neye yazabiliyorsun rahatla. Tabii. Niye? Kemalistsin. Böyle bir hakkın var. Hı. Tecavüz ediyorsun. Ben Kemalistim. Ben yapabiliyorum. Başkalarından ondan tabii, bundan ortak çocuklar tabii yapıyorsun. Ha. Ondan sonra o zırhı giyiyorsun. Tabii, sakın ağzını açma. Ben Kemalistim. Ben doğuştan zaten kerametim kendinden tabii, menkul. Ben ne alt yersem yiyeyim. Rüşvet efendim. Ben 10 tane muafiyetleri var her şeyden ya, Hikmet tabii, abi. İcazet o. Ben 10 tane kadını da tanırım. Gücüm de yerinde. Falan filan da de ho ho diye gülüyorsun. Abi ne yapıyorsun baba burada? Ahlaksızlık var. Biz Kemalistiz. Bize gücümüz bir de gülüyor. Bir de gülüyor ya. Edepsizliğin de bu kadarına pes ya. Tabii. Ama ahlak kokmalı. Bir reklam arası var. O reklam arasını bir verelim. Biz arada kavga edelim. Sonra tekrar ondan dönüyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel bir işte çay içtiler. Orada birkaç tane kulis bilgisi var. Onları da aktaracağım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. O salonda da konuşulanlar var. Ne konuşulduğunu da birazdan anlatacağım. Onun üzerine de çok tartışmalar da çıkıyor. Onu da konuşuruz. Sakin olsun biraz. Birazcık zıpladı atladı. Evet, etapta aldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.